Merhaba, 24 Saat Bir Star programında biz grup gece yolcuları. Biraz evvel arkadaşlarımızla hep beraber buluştu gece yolcuları. Kahvaltısını yapıyor. Soundcheck'e gideceğiz. Şu an diğer teknisyen arkadaşlarımız, öde arkadaşlarımız enstrümanları kuruyorlar. Yorucu bir gün olacak. O yüzden pozisyonlarımızı gördüğünüz gibi çift söyledik, duble. Nasıl geldiniz, nasıl geçti yolculuk? Kaçta sonucu? Seninle bir dakika. Merhaba, ben Sinem. Grubun ortak bir yaşamları var mı müzik dışında? Bunu çok merak ediyorum ben. Acaba bu grup nasıl bir araya geldi ve kaç yıldır beraberler? Bunu merak ediyorum. Teşekkür ederim. Merhaba, ben Çağla. İkinci klibinizi hangi şarkınıza çekeceksiniz onu merak ediyorum. Seninle bir dakika olacak diye düşünüyoruz şu an. Bir aksi durum olmazsa ikinci klibimiz seninle bir dakika olacak. Albümümüzde de 2 numaralı parça. 13 yıl oldu herhalde. Evet, 13 yıldır beraberiz. Birlikte zaman geçirmeyi çok seviyoruz. Ortak yaşamdan kastımız buysa tabii ki var mı? Gece yolcuları olarak Bostancı Gösterim Merkezi kulisindeyiz şu an. Konser öncesi sound'umuzu almak üzere buraya geldik. Bir zoom yaparsak bakın burada Van yazıyor. Daha üstündeki etiketler kurumadı. İlk albüm konserimiz Van'daydı. Akşam Bostancı konserimiz var. Şu anda rahatlamak için her şey yapabilirim. Pike yapıp mantı topun üst tarafına vuruyorsunuz. 5 mantı oldu Bülent. Klak. Solist olduğu zaman akışıyorlar, davulcu sayanlar akışamıyorlar. Bunu da kaydedin lütfen. Tuşlatır. Kaçırmaya çalışıyordum. Başta yakaladıkları güzel tınıyı geliştirerek, koruyarak geliştirmişler. Bence çok doğru yoldalar. Ekibi ayrı ayrı tanıma şansım oldu. Ediz çok iyi bir vokal, kadife gibi bir ses. Sağlam bir ses. Uğur, Bülent, Murat, Yasin gerçekten iyi bir ekip oluşturmuşlar. Gece yolcularının yolu açık olsun. Saçları güzel olmuş. Çok teşekkür ediyoruz Ferhat'a. Bize böyle güzel bir sürpriz oldu. Söylediği her şey için çok teşekkürler. Kendisi çok iyi bir sanatçı, çok iyi bir müzisyen. Fikirleri çok önemli. Hatta bir radyo programı yapıyor kendisi. Oraya katıldığımızda da gerçekten albümü dinleyip analiz eden birkaç adamdan biri oldu. Bu yeni albümle ilgili birçok yere katıldık ama gerçekten fikirlere saygı duyduğumuz. Ben çok teşekkür ederim. Ferhat'la ne zaman bir araya gelsek, bu anlamda ne zaman bir araya gelsek zaten bizi çok mutlu, evimize döndüğümüzde çok mutlu eden yorumlarıyla karşılaşıyoruz. Başta söylediğimiz gibi onun fikirleri bizim için değerli. Onun da yolu açık olsun. Çok teşekkürler. Gece yolcularına bir kere her şeyden önce küstüm ben. Çünkü kendi kasetlerinin derdine düştüler, beni unuttular. Ama ben yine çok güzel şarkılar yapacağım. Görecekler onlar günlerini. Ondan sonra Cema, Uğur her zaman beni dalgaya alır zaten. Sürekli sarar. Edis iyidir. O zaman gayri ciddi konuşmalar geçmez aramızda. Gayet böyle kanki durumları vardır. Ondan sonra Yasin'le Murat, özellikle Murat, ne biçim bir şey var suratında falan diye böyle makyajımı indirir beni makyajlı görürse, alışkın değiller falan. Bülent kendi halindedir.
Bir gün beraber bir konser verdik onlarla ama sadece otobüsün içinde görüşebilme imkanımız vardı ama onu yapamadık çünkü hepsi enine enine yattılar. Hatta bu fotoğraf da var bende ama getiremedim şimdi. Enine enine yattılar. Gece Yolcuları böyle bacakları ve işte ben arkada da bizim orkestra durduk ve ne sohbet ne muhabbet çünkü tabii yoğun bir zamandı. Yani söyleyeceğim. Gece Yolcuları'nı çok severim, çok dinlerim, takip ederim. Zaten biz aynı şirketteyiz. Bu sene de sanırım bazı yerlerde yine çakışırız umarım ayrıca da. Üstelik de konserime geldikleri için teşekkür ederim. Hepsini de buradan diye öperim. Bay bay. Teşekkürler. Sağ olsun Zeynep. Zeynep gerçekten bizim için önemli insanlardan biri. Geçenlerde de yine Profilo Alışveriş Merkezi'nde bir tiyatro sahnesinde bir konser yaparak bence çok değişik bir ilke imza attı. Bu arada konserden sonra görüşemedik kendisiyle. Evet. Buradan söyleyebiliriz ki ilk defa böyle bir sahnede kendisiyle beraber olduk. Ve biz müthiş iyi gördük Zeynep'i. Çok evet tebrikler müthiş. Çok başarılı bir konserdi. Yine devamı geliyorsa yapacaklarsa herkese ben tavsiye ederim. Foul yaptım ama kusura bakma. Dostluk maçı ama abarttın yani sen de. Bu abi. Kaleci de coştu yemin ediyorum. Bu arada biz stüdyo zamanımız boyunca bu oyunu oynamışız. Alışamadım. İçeride Murat gitar çalarken biz maç yapıyorduk. Ben davul çalarken arkadaşlar maç yapıyordu. Ne oluyordu ya? Abi boş kale niye atmıyorsun? Abi boş kale atılır mı? Bu bir centilmenlik var ya. Hocam bu arada ben kırmızı olanlardım ama. He sen sen kırmızı vardın. Evet, Bostancı'da güzel bir restorana geldik. Arkadaşlar kızmasa ben annem Adanalı, bumbar dolmasını çok severim ama müsaade etmiyorlar. Seversin mi? Ancak yalnız kaldığımda yiyebildiğim bir yer. Ne yiyoruz arkadaşlar? Beğendili kebap mıydı? Neydi? Onlar var mı? Yemekler çok güzel değil mi arkadaşlar? Unutmayın, aç grup çalmaz. Coldplay abi. Özellikle bu klibin hastasıyım yani. Yine bir klip çekmişler. En son bilmiyorum seyredebildiniz mi? Yeni seyrettim. O da çok güzel yani. Vokalin böyle o buğulu sesi biraz bana Roger Waters'ı hatırlatıyor işin gerçi. Öylesine güçlü, öylesine güzel, öylesine benim olan, o benim dünyam. Yasin'le biz kan kardeşiz. Aynı apartmanda doğduk. Beraber büyüdük. Müzik hayatına da beraber başladık. Bu arada Yasin yanıyor musun? Duman yanıyor. Gece Yolcuları geliyor. Neden Dersin'in arasına çıktık? Vallahi aslında yani bütün grup olarak ortak bir karar gibi bir şey oldu. Evet. Bu zannedersem sound'umuzun, yani vermek istediğimiz havaya çok yakın bir şarkıydı. Yine şarkı sözlerini çok beğendik. Ama bizim için bütün albümümüz çok çıkılabilecek parçalarla dolu bir albüm. Neredeyse öyle karar aldı. Hep beraber aldığımız bir karar yani. Herkes orada mı? Geliyor! Yes.
yaşanacaklar. O benim dünya, onunla nefes alan ve onunla yok olan. Öylesine güçlü, öylesine güzel, öylesine benim olan. O benim dünya, onunla sevebilen, onunla nefret eden. Öylesine güçlü, öylesine güzel, öylesine. Konseri bitirdik ve ofisimize geldik. Teşekkür ederiz herkese.